Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konuğu Marvel temasında şimdiye dek çıkan en büyük set. Hulkbuster. Evet arkadaşlar, 4049 parça ile Hulkbuster şimdiye dek çıkmış en büyük, en çok parçalı Marvel seti oldu. Marvel temasının en büyük seti oldu ama Lego'nun 30. en büyük seti durumunda. Hulkbuster arkadaşlar, Avengers Ultron Çağı filminde gördüğümüz Iron Man'in 44. zırhıdır. Süper bir giysidir. Tony Stark ve Bruce Banner tarafından Hulk'ı durdurmak için tasarlanmıştır. Setimiz ise 2022 yılının Kasım ayında piyasaya çıktı. Aslında 2018 yılında da 7605 koduyla Hulkbuster Ultron Edition ismiyle bir set çıkmıştı. 1363 parçalık olan bu set halen daha Marvel temasının en büyük 7. seti durumunda. Ayrıca bu senede 385 parçalık minik bir Hulkbuster seti daha çıktı. Bu videoda arkadaşlar bu devasa Hulkbuster yapıp diğerleriyle de karşılaştıracağız. Birçok sürpriz sizi bekliyor. Bu arada arkadaşlar bir parantez daha açayım. Ben bu seti Legoland Discovery Center'dan aldım. Eğer Legoland Discovery Center'a yıllık üyeliğiniz varsa siz de bu seti %10 indirimle alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Kutu cidden devasa. Hani böyle çok büyük gözükmese de arkadaşlar, derinlemesine gerçekten en derin Lego kutularından bir tanesi. Kutunun ön yüzünde modelimiz gayet heybetli şekilde gözüküyor. Arkadan beyaz bir aydınlatması da var. Ve yetişkin tasarımlı bir kutuda Infinity Saga alt temasına ait Lego ve Marvel logoları var. Kutunun arka yüzünde yine modelimiz farklı bir açıdan gösterilmiş. Modelimizin 3 adet light brick içerdiği ve filmden bir görüntüsüyle beraber bir de boyutlarını gösteren planvari bir görüntüsüne yer verilmiş. Kutunun üst yüzü bu şekilde. Burada mini figürümüz gösterilmiş. Yan yüzü de bu şekilde ve bu şekilde. Kutuyu açıyorum. İçi cidden dolu dolu. Yine büyük setlerde olduğu gibi beyaz büyük bir kutu daha çıkıyor içerisinden. Onu da açıyorum. Kutuların içerisinden 1'den 25'e kadar numaralandırılmış 35 poşet, 8x16'lık bir tile, 1 adet kubbe, 1 de zarf çıkıyor. Zarfı da açıyorum. Zarfın içerisinden ise 3 yapım kılavuzu ve etiket sayfamız çıkıyor. Yapım kılavuzları bu şekilde: 1. yapım kılavuzu ile gövdeyi, 2. yapım kılavuzu ile bacakları, 3. yapım kılavuzu ile gövdenin üst kısmını ve kolları yapacağız. 1. yapım kılavuzu 168 sayfa. 1. yapım kılavuzunu açtığımızda Hulk ve Hulkbuster hakkında bazı bilgiler verilmiş. Bir sonraki sayfada Lego modelimiz film sahnesindeymiş gibi gösterilmiş ve setin tasarımcısıyla söyleşi yapılmış. Şimdiye kadar yapılmış en büyük Lego robotu olduğu söylenmiş ve modelimiz hakkında bazı detaylara yer verilmiş. Yapım aşamalarına geçilmiş. Açıkçası her zaman olduğu gibi bu da çok merak ettiğim setlerden biri. Özellikle yapım aşamalarını çok merak ediyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla merak etmeyelim ve başlayalım.
Evet arkadaşlar, ilk yapım kılavuzumuz bitmiş bulunmakta. Yani ilk 6 poşeti yaptık. Tam 2 saat 15 dakika sürdü. Gördüğünüz gibi gövdenin büyük bir kısmını yapmış bulunmaktayız. Sanırım bacaklar buraya gelecek. Buraya da kollar gelecek. Yapımı zevkliydi. Hiç ama hiç sıkılmadım. Bazı yerlere mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ama yapımı gerçekten çok ama çok zevkli ve inanılmaz güzel teknikler kullanılmış. Öyle hiç sıkılacağınız bir yapım aşaması yok açıkçası. Ve en çok hoşuma giden bölge şu kolların birleşeceği bölümün mekanizması oldu. Burada bayağı bir teknik parça kullanılmış ve vinçlerden tanıyacağınız şu parça da kullanılmış. Yani genelde vincin gövdesiyle vinç kolunu birleştiren bu parça kullanılmış. Buraya muhtemelen kollar bağlanacak ve kollar istediğimiz aşamada kalabilecek. Kollar ağır olduğu için böyle bir mekanizma tercih edildi diye düşünüyorum. Ve bunun hem mekanizması hem de bunun bu gövdeye bağlanması gerçekten hoşuma gitti. Bayağı bir yaratıcıydı. Ayrıca burada da ilk light birimiz ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Buraya bastığımızda arkadaki bir mekanizmayla o da light bireye basıyor ve burada Hulkbuster'ın göğüs ışığı bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz iç kısmı bomboş. Elim neredeyse giriyor. Bu şekilde hani elimin etrafını sarabiliyor. En aşağıya kadar elim gidiyor arkadaşlar. İçerisi bomboş yani. Evet, şimdi ikinci yapım kılavuzuna başlıyorum. Birinci yapım kılavuzundan artan parçalar da sadece bunlar. İkinci yapım kılavuzu 280 sayfa.
Evet arkadaşlar, ikinci yapım kılavuzumuzu da tamamlamış bulunmaktayız. İkinci yapım kılavuzuyla 7 ile 16 arasındaki poşetlerimizi yaptık. Ve görmüş olduğunuz gibi Hulkbuster'ın iki bacağını tamamlamış bulunmaktayız. Bu bacaklar gövdeye tamamen sabit arkadaşlar. Şöyle baktığınızda sanki böyle öne arkaya veya içe dışa doğru hareket edecekmiş gibi duruyor. Hatta bu görmüş olduğunuz dizler de sanki hareketliymiş gibi duruyor ama bacakta hareketli hiçbir eklem yok. Açıkçası bu beni biraz hüsrana uğrattı. Çünkü bacaklarının şekillenebilmesini çok isterdim. Tamam, ağır bir robot olacak ama yani yine de bunlara rağmen bu bacakların eklemlerinin çeşitli pozisyonlara gelmesini ve istediğimiz pozisyonu verebilmek gerçekten isterdim. O konuda hüsrana uğramadım dersen yalan olur arkadaşlar. İkinci yapım kılavuzunun yapımı 3 saat 45 dakika sürdü ve gerçekten de zevkliydi. Her şeyi 2 kere yapıyoruz, onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani hem sağ bacağı hem de sol bacağı yaptığımız için, hatta gövdede de birçok şeyi 2 defa yapıyoruz ama hem sağ bacağı hem de sol bacağı yaptığımız için bacakları da birçok şeyi 2'şer defa yaptık arkadaşlar. O yüzden hani hafiften sıkıcı gibi gelse de ben açıkçası pek sıkılmadım. Evet, şimdi gövdenin geri kalanını ve kolları yapmak için 3. yapım kılavuzuna geçiyoruz. Bunlar da 2. yapım kılavuzundan artan parçalar. 3. yapım kılavuzu ise 184 sayfa.
Evet arkadaşlar, 3. yapım kılavuzu da bitti. 3. yapım kılavuzu 3 saat civarı sürdü. Bu görmüş olduğunuz her iki kolunu, gövdenin geri kalan bölümlerini ve bilgi levhasını yapıp modelimizi bitirmiş bulunmaktayız. 3. kılavuzdan artan parçalar bu şekilde. Toplamda da bu kadar parça arttı. Toplamda sanırım 9,5 saat sürdü arkadaşlar. Karşınızda şimdiye dek çıkmış en büyük Lego Mech'i, yani Lego robotu, tam 52 santim boyunda, derinliği 24 santim, kollar tamamen kapalıyken genişliği 37 santim. Eğer kollarını tamamıyla bu şekilde yanlara doğru açarsanız arkadaşlar, bu genişlik 77 santime kadar çıkıyor. Cidden devasa. Yapımında çoğu yeri, neredeyse her yeri iki kez yapmamıza rağmen sıkılmadım ve yapım aşamaları cidden çok başarılı. Hem teknik hem de sistem parçaları kullanılmış, hem teknik yapımdan faydalanılmış, hem de sistem yapımı hakim. Modelimizde 3 tane ışıklı birik kullanılmış arkadaşlar. Bir tanesi bu göğüste, şu düğmeye basaraktan kullanabiliyorsunuz. Diğerleri de avuç içerisinde. Avuç içerisindekiler de şu şekilde yanabiliyor. Ama açıkçası ben ayağında da bacağında da ışıklı birik kullanılsın isterdim. Yani gerçeğinde nerelerinde varsa aynı yerlerinde tamamen ışıklı birik kullanılsın isterdim. Ama tabii bundan daha ciddi sorunlarımız da var. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bacakları tamamen sabit arkadaşlar. Ne kalçadan, ne dizden, ne de bileklerden oynatamıyorsunuz. Bu şekilde duruyor. Bu şekilde böyle hafif kıvrık bir şekilde gerçekte olduğu gibi duruyor. Belinde de herhangi bir oynama yok. Ama kollar tamamen hareketli. Hem omuzlardan, hem dirseklerden, hem de el bileğinden, hem de parmaklarını oynatabiliyorsunuz. Hatta burada görüldüğü gibi yumruk da yaptırabiliyorsunuz. Onun dışında kafasını bu şekilde açabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde omuzdaki zırhını da bu şekilde açabiliyorsunuz. Göğüs zırhı da bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buraya elimiz girebiliyor. Ama tabii burasının elimiz girsin diye yapmamışlar. Bu görmüş olduğunuz 76206 kodlu yapılabilir Iron Man figürünü buraya sokabiliyoruz. Bu da arkadaşlar Iron Man'in 43. zırhı. Hulkbuster biliyorsunuz 44. zırhıydı. 44. suitiydi. Bu ise 43. suiti. Bu Iron Man'i bunun içerisine sokmak için bacaklarını omuz hizasında tutuyorsunuz. Kollarını da gövdesine yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde sokuyorsunuz. Sokmak kolay değil. Onu baştan söyleyeyim. Ve giremediği yerlerde de arkadaki açabildiğimiz açıklıklardan destekte bulunabiliyoruz. Iron Man'i içerisine koyduğumuzda önce göğüs zırhlarını kapatıyoruz. Daha sonra omuz zırhını kapatıyoruz. Ve en son kafayı kapattığımızda bu şekilde içerisinde durabiliyor. Güzel olmuş. Hoşuma gitti bu özellik. Ama bu özelliği yapmak için arkadaşlar Hulkbuster'ın gövdesini birazcık böyle genişletmişler. Daha doğrusu gövdesini birazcık uzatmışlar. Gördüğünüz gibi gerçek Hulkbuster'da bacaklar ile gövde orantısı daha farklı. Yani normalde Hulkbuster'da bacakların uzunluğu, şu belden aşağıdaki bacakların uzunluğu gövdenin neredeyse iki katı arkadaşlar. Ama modelimizde bacakların uzunluğuyla gövdenin uzunluğu neredeyse eşit. Yani bacak gövde orantısı farklı arkadaşlar. Bu da tabii ki de görüntüyü bir miktar bozuyor. Bu kadar pahalı bir sette bence olmaması gereken bir yanlışlık bu. Madem içerisine Iron Man figürünü sokacaksınız, gövdeyi bu kadar uzun tutmak zorundasınız, bacakları biraz daha uzatmanız, yani bu seti 4000 parçadan değil de mesela bir 5000 parçadan yapmak gerekiyordu. Daha büyük bir Hulkbuster yapmak gerekiyordu. Oradan yuh artık dediğinizi duyar gibi oluyorum ama gerçekte böyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Benim fikrim bu şekilde. Evet, setimizin bazı yerlerinde boşluklar var. Mesela şurada bir boşluğu var arkadaşlar. Ama açıkçası bu beni fazla irrite etmedi. Neden? Çünkü yanda pek gözükmüyor. Benim açıkçası daha çok canımı sıkan nokta burada görmüş olduğunuz uzun parçanın halen daha set bitince halen daha gözüküyor olması. Bu açıkçası benim daha çok canımı sıktı. Evet, arkası da bu şekilde arkadaşlar. Bakın bunlar şu şekilde oynayabiliyor. Açabiliyoruz ve
kapatıyoruz bu şekilde. Şurası da Iron Man figürünü yerleştirmek için bu şekilde açılıp kapanıyor. Şurada da küçük bir açılır yerimiz var. Buradan da ayaklarını doğru yerde mi değil mi diye kontrol edebiliyoruz Iron Man figürünün. İnanılmaz ağır arkadaşlar. İnanılmaz ağır. Şöyle yani tek elimle zor kaldırıyorum, öyle söyleyeyim size. Ayrıca burada gördüğünüz gibi şu omuz korumaları gövdeye yapışık gibi duruyor. Ve modelimizin kutusunda da bu şekilde arkadaşlar. Ama böyle yapınca bu puzzle'ın üzerindeki boşluk açıkçası benim hoşuma gitmiyor. O yüzden daha çok şöyle kullanacağım. Zaten normalde Hulkbuster'ın görüntülerine bakarsanız daha çok mesela kolu böyle olduğunda bu şekilde duruyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde duruyor. Yani bu şekilde durmuyor. Ama ben arkadaşlar kolları biraz açacağım şu şekilde. Bu şekilde sergileyeceğim. Bu şekilde hem buraları daha az gözüküyor hem de buradaki kötü görüntü de ortadan kalkmış oluyor. Modelimiz cidden devasa ve hoş gözüküyor. Tamam, orantısızlık var dedik ama hakkını yemeyelim. Orantısızlık olmasına rağmen güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, hadi gelin şimdi 2018, 2022 ve 2023 model Hulkbuster'ları karşılaştıralım. Evet, karşınızda bu sene çıkan 76247 kodlu Hulkbuster. Ortada şimdi yaptığımız geçen senenin sonunda Kasım ayında çıkan Hulkbuster, devasa Hulkbuster. Ve burada ise 2018 yılında çıkmış 7605 kodlu eski UCS Hulkbuster arkadaşlar. Devasa Hulkbuster 4049 parça, 2018 Hulkbuster 1363 parça. Yani parça sayısına göre yeni Hulkbuster 3 kat fazla parça içeriyor. Ve minik Hulkbuster'ımız ise, ki o da çok tatlı, çok hoş gözüküyor gördüğünüz gibi, o da 385 parça arkadaşlar. Ama en çok minifigür bu sette var. Gördüğünüz gibi 4 tane minifigür var. Bunlardan bir tanesi de Tony Stark. Burada devasa Hulkbuster setimizde yine bir tane Tony Stark minifigürümüz var. Ve yine buradaki 2018 Hulkbuster setimizde ise yine içerisinde bir tane Iron Man minifigürümüz var. Devasa Hulkbuster'ımız yapılabilir Iron Man figürü ölçeğinde. Eski Hulkbuster minifigür ölçeğinde ama minifigüre göre kesinlikle daha büyük. Ama gerçekten minifigür ölçeğinde olan Hulkbuster'ımız ise bu sene çıkmış minik Hulkbuster'ımız arkadaşlar. Onun da şu şekilde içerisine Tony Stark'ı yerleştirebiliyoruz, oturtabiliyoruz ve kapatabiliyoruz. Bu şekilde içerisine Tony Stark giriyor. Evet, 2018 Hulkbuster'ımız gördüğünüz gibi belinden dönebiliyor. Kalçalarından hareket ediyor yanlara doğru. Onun dışında ayak bileği hareketli ama dizinde herhangi bir hareket yok arkadaşlar. Ve kolları da yine tamamen hareketli. Parmakları da aynı şekilde görüyorsunuz. İçerisine minifigür giriyor. Arkası bu şekilde ve bir de gördüğünüz gibi kocaman bir standımız var. Standımızda da bilgi levhası var. Bilgi levhalarının üzerinde yazan yazılar hemen hemen aynı arkadaşlar. Devasa Hulkbuster'ımızın nerelerin hareketli olduğunu biraz önce söylemiştim. Ve minik Hulkbuster'ımızın ise ayak bilekleri oynuyor. Kalçadan oynatabiliyoruz. Ve de elleri, omuzları, dirsekleri hareketli arkadaşlar. Bakın, ben açıkçası bu minik Hulkbuster'ı da çok beğendim. Yani şöyle bir baktığınızda gerçekten güzel gözüküyor. Bu Hulkbuster'lardan sadece minik olan Hulkbuster'ımızda bilgi levhası yok. Devasa Hulkbuster'ımız 550 euro. Minik Hulkbuster'ımız ise 50 euro arkadaşlar. Zaten şöyle söyleyeyim size. Büyük Hulkbuster'ın parça sayısı küçük Hulkbuster'ın 11 katı. Fiyatı da tam olarak 11 katı arkadaşlar. Gerçekten bunu sanki bilerek ayarlamışlar gibi. Ama küçük Hulkbuster'da 4 tane minifigür var. Eski 2018 Hulkbuster'ımız ise çıktığında 130 euroya satılmıştı. Fiyatı da bence hani hem boyut olarak hem fiyat olarak buna göre 3 kat daha az parçaya sahip olduğu için fiyatı diğer Hulkbuster'lara göre bunun daha iyiydi. Ama şu anda bulmanız gerçekten çok zor arkadaşlar. Evet, devasa Hulkbuster'ımız 52 santim boyutunda demiştik. 2018 Hulkbuster'ımız tam yarısı kadar arkadaşlar, 26 santim boyutunda. Küçük Hulkbuster'ımız ise 16 santim boyutunda. Kesinlikle üçü de güzel. Hatta en son çıkan minifigür ölçekli set çok hoşuma gitti. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi parça olarak en büyük setin 11'de biri ama fiyat olarak da 11'de biri. Yani parça başına fiyat
Aynı arkadaşlar. Devasa Hulkbuster'ın fiyatı kesinlikle yüksek. Bence 400-450 euro arası daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karşınızda Marvel temasının en büyük, en çok parçalı seti Hulkbuster. Cidden devasa, hoş ama biraz garip gözüküyor. Bu görmüş olduğunuz Hulkbuster'lar da güzel ama bu devasa set kendisini her yerde belli ediyor. Ben açıkçası gerçeğini ilk kez sanırım Almanya'da Lego Store'da görmüştüm. Gerçekten gördüğümde şöyle bir şok olmuştum. Tamam, boyutunu, enini, boyunu biliyorum ama hani görünce insan yine de bir garip oluyor. Gerçekten şaşırtıcı büyüklükte. Bundan önceki en büyük Lego Mech'i, yani robotu, Voltron'dan bile büyük ve görkemli. Tabii Voltron'un yeri ayrı, o ayrı mesele. Ben açıkçası abartıp bir tık daha büyük olmasını ve içerisine Iron Man yapılabilir figürünü girdikten sonra orantılarının, yani oranlarının değişmemiş olmasını çok isterdim. Bacakları bir tık daha kalın olsa ve hareketli olsaydı süper olurdu. Hem de gariplik ortadan kalkardı. O zaman işte belki şu andaki fiyatını da hak ederdi. Peki arkadaşlar, bu devasa Hulkbuster kaç puan aldı? Yapım aşamaları bayağı hoşuma gitti. Hem teknik hem de sistem parçaları ve yapım aşamaları kullanarak yapılıyor. O yüzden 9 verdim. Oynanabilirliğe sadece kolları oynadığından ve içerisine Iron Man yapılabilir figürü sokabildiğimizden dolayı 3 puan verdim. Sıkıcılığa yaparken hemen hemen her yeri 2 defa yaptığımızdan ve 2000 parça üzeri olduğundan 7 ile 8 arasında gittim ama 8 verdim. Fiyata ise 4000 parçaya 550 euro gibi yüksek bir fiyat verdiğimizden dolayı 2 puan verdim. Tasarıma ise birçok orantısızlığa rağmen devasa ve hoş gözüktüğünden 7 verdim. Yani Marvel temasının en devasa seti 50 üzerinden 29 puan aldı. 30 barajını bile geçemedi arkadaşlar. Eğer Marvel, Hulkbuster, Iron Man hayranıysanız ve alabilecek bütçeniz varsa bile bence indirimden almalısınız. Çünkü bu set indirimi kesinlikle ama kesinlikle hak ediyor. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, halen daha abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim.